Merhaba arkadaşlar. Tarih bilimine giriş konusu tarih dersinin ilk konusudur. Dolayısıyla tarih bilimine giriş konusunda tarih bilimine öncelikle bir tanım yapacağız. Tarihin ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Bunun yanında tarih biliminin özellikleri, tarihe yardımcı bilim dalları, takvim ve zaman kavramıyla birlikte tarih biliminin ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle tarih biliminin bir tanımını yapalım. Tarih biliminin en geniş kapsamlı tanımlarından birisi, insanların geçmişteki her türlü faaliyetlerini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak ve objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır olarak açıklanmaktadır. Bu anlamda tarihin tanımıyla birlikte tarihi olay ve tarihi olgu olarak karşımıza çıkan iki kavram da var. Arkadaşlar, tarihi olay başlangıcı ve bitişi belli olan anlık gelişmelerdir. Yani kesin tarihler verilerek yapılan gelişmelerdir. Başlangıcını ve bitişini bildiğimiz gelişmelerdir. Tarihi olgu ise belli bir süreç içinde zamana yayılarak, zaman alarak meydana gelen gelişmelerdir. Şimdi bunlara örnek verdiğimiz zaman daha iyi anlaşılacaktır. Malazgirt Savaşı arkadaşlar anlık gelişen bir olaydır. Dolayısıyla başlangıcı ve bitişi belli olan bir gelişmedir. Dolayısıyla Malazgirt Savaşı tarihi bir olaydır. Ancak Anadolu'nun Türkleşmesine bakıldığında Anadolu'nun Türkleşmesi zaman içerisinde belli bir süreç aldığı için, bir sürece yayıldığı için tarihi olgu olarak değerlendirilmeli. Yine bir başka örneğimizde Talas Savaşı. Talas Savaşı'nın başlangıcı ve bitişi bellidir. Anlık bir gelişmedir. Kesin tarihi vardır. 751 yılında meydana gelmiştir. Yani tarihi olaydır. Ancak Türkler arasında İslamiyet'in yayılışı şu zamanda başlar, şu zamanda biter diye kesin tarihler veremeyeceğimiz için belli bir zamana yayılan, belli bir süreç alan gelişmeler olduğu için tarihi olgu kapsamı içerisine girmektedir. Arkadaşlar, öncelikle tarih biliminin tanımını, tarihi olay ve tarihi olguyu açıkladıktan sonra tarih biliminin özelliklerini inceleyelim. Bu konuyla ilgili gelen sorular tarih biliminin özellikleri üzerinde çok fazla durmakta. Öncelikle tarih bilimi arkadaşlar geçmişle ilgilenir, geçmişteki olaylarla ilgilenir. Ancak burada özellikle şuna dikkat etmemiz gerekir. Geçmişteki her olay, her gelişme tarih biliminin içerisinde midir? Tabii ki değildir. Tarih biliminin temel konusu geçmişteki olaylardır. Ancak bu olayların insanların ürünü olması gerekir. İnsan faaliyetlerinin sonucu olması gerekir. O yüzden birinci maddemize, birinci özelliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tarih bilimi geçmişle ve geçmişteki özellikle insan faaliyetleriyle ilgilenmektedir. Mesela örnek olarak savaşlar olabilir, göçler olabilir, anlaşmalar olabilir, mimari eserler olabilir, ihtilaller ya da istilalar olabilir. Bunun dışında tarih biliminin bir başka önemli özelliği yer ve zamanı mutlaka belirtilmelidir. Yani tarihi olaylar incelenirken arkadaşlar mutlaka yer ve zaman belirtilmeli. Çünkü her tarihi olay belli bir mekanda ve belli bir zamanda geçer. Bilimsel bir araştırma yapmak için de mutlaka yer ve zamanın belirtilmesi gerekir. Yer ve zaman zaten belirtilmiyorsa bir varmış bir yokmuştan öteye, yani hikayeden öteye geçmez. Bir başka önemli özellik tarih bilimiyle ilgili sebep-sonuç ilişkisi. Sebep-sonuç ilişkisi tarih biliminin özellikleri açısından çok önemlidir. Tarihi olaylar hiçbir zaman arkadaşlar tek başına incelenemez. Olaylar birbirleriyle bağlantılıdır. Yani bir tarihi olayı biz tek başına inceleyemeyiz. Çünkü bir tarihi olay kendinden önce gelen olayın sonucu, kendisinden sonra gelecek olayın sebebidir. Yani tarihi olaylar birbirine bir zincirin halkaları gibi bağlantılı olarak devam eder. Bu anlamda tarih devamlılık arz eder, devamlılık gösterir. Bu yüzden de mutlaka sebep-sonuç ilişkisine dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında tarih biliminin en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar aslında bütün bilim dallarında olması gereken objektiflik, yani tarafsızlık, yani nesnel davranabilmektir. Objektiflik arkadaşlar tarih biliminin olmazsa olmaz özelliklerinden, koşullarından birisidir. Objektifliği sağlayabilmek için de mutlaka araştırmacının, bir tarihçinin olayları incelerken kendi dünya görüşünden, kendi ideolojilerinden sıyrılarak kişileri, olayları ya da gelişmeleri incelemesi gerekir. Bununla ilgili arkadaşlar aslında Atatürk'ün de çok önemli bir sözü var tarihteki objektiflikle alakalı. Atatürk der ki, tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Tarih yazan tarih yapana sadık kalmazsa bambaşka bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla hakikaten tarihi olaylara bu anlamda sadık kalmak gerekir. Doğru bilgilere ulaşabilmek için. Peki objektiflik, yani tarafsızlığı sağlayabilmek için kişinin, araştırmacının kendi düşüncelerinden ya da ideolojilerinden uzak kalmasının dışında başka nasıl davranması gerekir? Özellikle yazılı ve yazısız kaynaklara, yani birden fazla kaynağa mutlaka başvurulmalıdır. Yani bir inceleme yaparken bir dönemi, bir olayı, bir kişiyi araştırırken sadece tek bir kaynağa değil birden fazla kaynağa mutlaka başvurulmalıdır. Bu bir. İkincisi, arkadaşlar bu konuyla ilgili gelen soruların önemli bir kısmı bu noktaya çok fazla vurgu yapar. Tarihi olaylar incelenirken
bugünün şartları değil, yani olayın incelendiği günün şartları değil, olayın yaşandığı günün şartları dikkate alınmalıdır. O yüzden bu özelliğimiz oldukça önemli. Olayın yaşandığı dönemin şartları mutlaka dikkate alınmalıdır. Yine bir başka önemli özellik, tarihi olaylar incelenirken mutlaka üzerinden belli bir zamanın geçmesi beklenmelidir. Tarihçiler ortalama buna 50 yıl demişler arkadaşlar. Peki neden olaylar incelenirken üzerinden belli bir zamanın geçmesi gerekiyor? Çünkü olayların etkileri, tepkileri, sonuçları tam olarak nedir? Bunun anlaşılabilmesi gerekir. Belki varsa o dönemden yaşamış insanların tarafsızlığı sağlayabilmek için artık hayatta olmaması gerekir. Dolayısıyla bunun sebebi objektifliktir. Yani belki de araştırmalar sonucunda yeni belgeler, yeni bilgiler ortaya çıkartılacaktır. O yüzden olayın üzerinden belli bir zamanın mutlaka geçmesi beklenmelidir. Ve yine tarih biliminin en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar. Tarihi olaylar geçmişte yaşandığı için kesinlikle arkadaşlar tekrarlanamaz. Yani tarihi olayların benzerleri yaşanabilir ama aynen aynısı yaşanmaz hiçbir zaman. Dolayısıyla tarih bilimi metot olarak, yöntem olarak deney ve gözlem metodunu kesinlikle kullanmaz arkadaşlar. Yani tarihi olaylar laboratuvar ortamında kesinlikle incelenemez, gözlemi yapılamaz, deney olarak da kullanılamaz hiçbir zaman. Yine tarih biliminin bir başka özelliğine baktığımızda arkadaşlar tarih bilimi içerisindeki bilgiler her zaman kesinlik içermez. Yani tarih biliminde bazen yeni bilgiler eski bilgileri desteklediği gibi bazen de değiştirebilir. Bu sebeple tarih bilimi sürekli araştırmayı gerektirir. Yani arkadaşlar tarih biliminin kesin kırmızı çizgileri yoktur, kesin doğruluğu yoktur. Her zaman değil ama bazen yeni bilgiler eski bilgileri değiştirebiliyor. Bazen yeni bilgiler eski bilgileri desteklediği halde bazen de değiştirebiliyor. O yüzden tarih bilimi sürekli de araştırmayı gerektiren bir bilim dalı olmuş. Peki tarih biliminin deneyi ve gözlemi yoksa, bu metodu kullanmıyorsa, kesin doğruluğu da yoksa, zaman içinde bilgiler değişebiliyorsa, o zaman tarih bilimi doğru bilgiye neyle ulaşır? Tabii ki kaynaklarla, yani belgelerle ulaşır ve belgelere dayanma tarihin en önemli özelliklerinden birisi. Ve biz temel olarak arkadaşlar belgeleri yazılı belgeler ve yazısız belgeler olarak ikiye ayırıyoruz. Yazılı belgelere bakıldığında anlaşmalar, fermanlar, kanunnameler, sözleşmeler, anıt ve kitabeler, o dönemden kalan gazeteler mesela ya da önemli şahsiyetlerin, tarihiye mal olmuş şahsiyetlerin yazdıkları anıları ya da hatıraları olabilir. Ya da eski çağlardan kalma paralar. Bunların hepsi arkadaşlar bize yazılı kaynaklık edebilir. Bir de bunun dışında yazısız belgeler var. Mesela destanlar ve efsaneler olabilir. Günlük kullanılan eşyalar, çanak çömlekler olabilir, bulunabilirse kıyafetler, giysiler olabilir. Bunun dışında orak ya da saban gibi ziraat aletleri, kılıç, yay, kalkan gibi çeşitli silahlar, bunun dışında mimari eserler ve mağara duvar resimleri arkadaşlar yazısız belgeler arasındadır.